En son kirayı ödedik. İşte ertesi günün ertesi günü 3 günde bir geliyor bu lanet olası insan evladı. Gene kirayı ödeyeceğiz ona. Öderiz ama var da 2 gün içinde de kamera sayımızı 9'a çıkarmamız lazım ki bir sonraki seviyeye geçelim yoksa kulüpten atılıyoruz. Onu da yapacağız. Ne durumdayız bir hatırlayalım. En pahalı içecek. Yağ yok, şeker yok, %100 hayat var içinde sloganıyla çalışan ChatMego. Hexa, yani gene Microsoft'un chat app'larından biri patlıyor. Walker siyaset haberleri devam ediyor. Ne oluyor? Kafes 3'te ne soruyordu? Adresi adresi. Bulacağım canım. Kafes 3'teki adresi bulacağım. Yoğurtta gene %50 indirimimiz var. Kafes 1'deki yeri doğru tahmin ettik. Şuraydı. Tarlaya da ekin tarlasına da uzaylılardan bir mesaj gelmiş. Onun da muhatabını bulduk. Onu arayacağız. Ne geçecekse elime bilmiyorum. Keyiften maymunları besleme ya. O yüzden onu arayacağız, arayacağız. Ya bunlar 10'da mı geliyor? 10 gibi geliyor değil mi? Kazmaya başlıyor, akşam da gidiyor. Evet, saat 10'da geliyor. İşbaşı yapıyorlar. Artık saatlerinizi ezberledim sizin. Nerede? Şuradaki mavi gömlekli gelecek mi? Gelecek. Lan insan, hadi tamam iş kıyafeti olur. Siz devam edin bakayım ne çıkaracaksınız oradan. Yeni kameralardan dan diye giriş yaptığımız için bu nedir? Bu akşam canlı müzik. Bir reklam panosu bu şehirde. Müzik grubu 50 yıllık müzik grubu çalacak bu. Şu kamerayı var ya az daha aşağı eğsek insanları falan da izlerdik. Ne güzel olurdu. Bir de özel matbaacılara girdik. Gözümüzden ölüyorduk uykusuzluktan. O yüzden bir şey yapamadık. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Sekiz parça cupcake'ler hakkında yazacaklar. Niye ki? Bir ekmek, bir cupcake'ler. Hiç yararlı değil. Ha? Ya depresif ve sağlık. 256 tip. Hayat. İnternette araştır da öyle yaz. Şeytan dediği kim ola ki? Teufel şeytanmış. Biraz daha sabırlı. Çok da uzun sürmeyecek. Başka bir iş daha. Ya bunlar kiralık yazar evet. O zamana kadar. Ya gene mail geldi. Ne oluyor? Ney? Bayan kişisi alfa rolündeki grupta konuşanlar ismi nedir? Bunların hakkında konuştuğu bayanın adı nedir? Bilmem. Konuşurlarsa yakalarım. Seni ben ne hale geldik en son ya? Ya hakkında bir sürü bilgi var. Ne istiyorsun sen? O kadar çok şey isteniyor ki kafam karışıyor bir yerde. Niye 4? Ha kalan süreyi yazmışlar. O yüzden 4. Tamam. 4 günde ben bunun cevabını hayli hayli bulurum da. Adresi nasıl bulurum? Hemen sana bir kafa yorayım. Paramız yerinde 2 gün sonra kira var. Saat olarak düşünmem gerekirse uyuyor. Uyuyorlar. Postacım ben. 36, 36, 36. Sen gene mi geldin? Ya gerçekten ben değilim. Beni sal ya. Alacağım şimdi paketinizi. Üzeceğim size ha. Sonra 36 numara gelecek. Onunla babaz olacağız. Seni geçtim. Gazeteyi geçtim. Uyku var. Gelince bir de yemek söyleriz. Ben boş geçmeyeyim. 4 saat.
Akşam 9 sabah, ya gece vardiyası da var tabi. Bu da 4 saat 42 dolar. 4 saat 38. Şey asıyoruz. Poster mi asıyoruz? Tamam ya. Yaparız. 42 dolar ver. 4 saate buradayım. Muhtemelen Hitler'in yayını bitmiş olur ama problem değil. Onun anahtar sözcüklerini aratmam lazım. Gene kurucu direktör. Ya niye Devol'a çalışıyoruz? Ben onu anlamış değilim. Tamam, paramızı almışız. Gerisi beni ilgilendirmez. Ha, 6 oldu tabii bunlar. Gidecek birazdan. Sonra 10'a kadar film izleyecek. Telefonu mu çaldı lan? Evet. Evet, kesinlikle biz hazırız. Kimle konuşuyorsun sen? Fiona Bates. Kongla. Yoldaşlar, yoldaşlar, Fiona'dan. Patronları mıydın sen ya? Müdürü hanım geldi. Hepinizin canı cehenneme lanet olası pislikler. Nerede benim kitabım? Bir dakika, kafes 3. Ya sen tamam, film izleyeceğim. Ya çok hızlı çalışıyoruz. Biz ne yapalım? Biz de insanız. Daha hızlı çalışın o zaman. Ne yaptıklarını anlatıyorlar. Vallahi siz kendi entelektüel mi takılıyorsunuz? Burada bir şey kaçırdım. Sıradaki kitap Fiona Best hakkında olacak. Ona vereceği hesabı düşünüyor. Kötü herifler falan diyor. Bayağı bir şey yapıyor. Tamam şef. Hazırız şef. Yapacağız şef. İşi dediğim gibi yapmazsanız hepinizi hemen işinizin başınıza dönün, goy goy yapmayın dedi. Geldi bir fırça çekti gitti. Ben buradan Fiona Bates ismini aldım. Konuştum, iş hakkında konuşmayı duydunuz. Gece yarısı bitecekmiş işleri. 1'e kadar falan çalışıyorduk zaten bunlar. Basit düşünün diyor. Basit düşünmek her zaman işimizi çözer. Güzel metafor, Gus. Uf, acıkıyor muyum ben? 3, 2, 1. Dönün işinizin başına. Aa, gene fasıl geldi lan. Gelsin. Ben de kendi fastımı yoğurtta mı indirim vardı? Markete gider geliriz de yoğurt çok fazla şey doyurmuyor. Ama sağlık gitmiş. Sağlık gitmiş. İki kafes daha açacağım. 50-50-100 dolara ihtiyacım var. Bir cevap verirsem 70 dolar gelir ama onu kiraya saklayayım. Yemek almazsam da öleceğim. O nasıl olacak? 10 tane yoğurt alıyorum. 20 dolar tutuyor. Yoğurt. Bir tane de kahve. Şu uyku şeyini anlatırsın. 32. Ver ya. Ne yapayım? 70 dolarla devam edeceğim. Alışverişe gittim geldim. Şu 3. kafes meselesini çözeceğim. Hemen. Birine meyve koydum, birine sebze koydum. Sağlıklı beslenme başarımı kazanıyoruz. Kahveyi de çakayım. Bütün aldığımız sağlık gitti. Neyse, acıkırsak bir daha yemek söyleriz. Bir de vaktimiz kalırsa sabah işi yaparız. Kameralara dönecek olursak saat gece yarısı oldu. Bunlar yeni çıkıyor. Ya da Moğla'ya mı çıktılar bilmiyorum ki.
En son şuradaki kadının yarısını gördüm çıkarken köşede oturanı. Dayı kaçta uyanıyor? Tabii gecesi gündüzü yok ki, bu adam ne yapsın? Bu adam ne yapsın? Ben hemen kafes 3'ün ipuçlarına döneceğim. Geçmişin harikalığından baktık. Fridonia'ya baktık. Henkel'e baktık. Emekli'ye bakmadık. Niye bakmadık? Nasıl bakmadık ya? Sil şunu bir. Bakıcı dedik, Playboy değil dedik, emekli dedik ya. Ya şunu aratmadın mı ben? Eğer aratmadıysam gerçekten benim geri zekalılığımdır. Başka hiçbir şey değildir. Kusura bakmayın diyeyim. İşte gülüm, güzel yüzü hizmet bakıcılar. Emekliler için yeni program hizmetinizde. Tamam, burası onun adresi zaten. Telefonunu da aldık. Ne yapacağım ben bunu? Arayabiliyorum. Ararım. Ararım da ne yapacağım? Bir saniye. Bana üçüncü kafesteki programları kapat. Üçüncü kafesteki neyi soruyorsun? Sen adresi soruyorsun. Sen neyi soruyorsun? Ha, Alfa kat konuştukları kişinin adını. Fiona Bates ismini ben gördüm. Bunlar özel yazar da. Tam seni aratacağım. Senin üzerine biraz daha düşeceğim. Üçüncü kafesteki hemen yeri bulalım. Ama bu saatte arayamam ki. Gecenin saat 3'ünde ne olacak ki? Gündüz arar şeyi sorarım. Adresi öğreneceğim ya. Artık oda numarasını mı öğren... Ha, tamam ya. Öyle olmaz ki. Otel gibi bir yerde kalmıyorlar. Ama kalktım. Sabah bendesin. Neden sabah bendesin biliyor musun? Bu hizmeti veren şu bayanın biz servisini bulduk. Onları arayacağız. Listedeki kimdi sen? Henkel değildin. Ha, her şiddetleri soracağız. Nereye gidiyorsunuz siz onu görmeye ayağına? Adresini bir şekilde alırız. Glenzen. Lan bu adam ne zaman uyuyor? Gecenin saat 4'ünde de ayakta. 30 yıllık birikimini aktarıyor adam duvara. Bir de şunu arayacağım. Onun dışında bir gelişme var mı? Belki gece görüşünü açarsak paramız yeterli durumda olduğunda. Gece görüşünü değerlendireceğiz. Müzik devam ediyor burada. Gece kamerası burada güzel ama mesela burada işliyor, burada işlemiyor, burada hiç ışık yok. Ne oluyor? Yeni bir gün bitiyor dostum. Muhtemelen saati falan yok bu adamın. Kim bilir diyor zaten, gece mi gündüz mü? Belki de yarın çıkarız umutlarıyla. İşte burada kalmak. Basketbol. Basketbol maskotu olarak aratabilirim seni. Basket maskotuymuş burada kalmak. En yüksek yapı şehirdeki. Onu bulmuştuk zaten. Şuna bakarım. Temizlik. Ha. Temizlik şirketine mi çalışıyor? Son saniye üçlü. Temizlik şirketini aratabiliriz. Yarın yeni bir gün. Bugünden daha güzel olur. Adam iyimser mottosunu koruyor. Sen de görebilirsin dostum. Dedi ve uyudu. Saat 6'da uyuyor. Mesele kaçta uyanıyor? Gece yarısı falan uyanık bu adam. Yani 7-8 saat uyusa öğleden sonra akşam falan bu adam ayakta. Tabii canım. Ama işte zor bir hayatı var. Bir şey yemiyor, içmiyor. Gelirse buraya yapıyor. Çok sıkıntılı, çok. Çok sıkıntılı. Bunlar ne çıkar ya? Bu nedir ya? Bak, kırmızı falan bir şey var burada. Bu üç insan boyunda ne iskeleti bu ya? Baya
Raptor falan kazıyor bunlar. Oldu mu sabah? Bir iş daha patlatır mıyız ya uykumuz yerindeyken? Yapamayız 1'de başlıyor. Yapamayız 9'da başlıyor. 5'te mi bitiyor? Ya kaçmış o iş. Havalansın diye açtım. Yemek söyleriz. Kirayı öderiz. 50'ye bir de kafes. Sabah saat 8 oldu. Bir iş kovalamadan önce. Şunu bir aratayım mı? Sakinlik diye aratamam herhalde. Yok öyle olmaz. Profesyonel. Elektriker mi? Duvarcı mı? Yok, Hausmeister değil de şöyle aratsam mesela. Ne oluyor? Ne oluyor? Gün değişiyor. Hala aynı kamera sayısındayız. Bir günümüz var. Bu bir gün içerisinde iki kamera daha almamız lazım. 100 dolar yani. Yarın da ev sahibi olacak. 90 dolar da öyle. 190 doları kazan ya da bu oyun bitsin. Tamam, kazanacağız. Kazanacağız. Neden kazanacağız? Saat 9 oldu. Ben işten mail geldi. İşten geldim değil de mail geldi. İşe değerlendirebilirim. Arama yapıyordum gitmek için. Ama sabah 9 olduğu için hemen şu yok. Üçüncü kafesi arayalım. Arayalım. Artık arayalım. Şunu bir arayalım. Canım Henkelim. Hoş geldiniz. Yaşlı bakım sitemize hoş geldiniz. Lütfen 1'e basınız. Niye 1'e basayım ben? Yani genel bilgilendirme için 1'e basın. Liste programın listesine yer alan vatandaşları istiyorsanız 2'ye. Ya da keyfinize göre bir şey söyleyecekseniz 3'e basın. Yok şikayet falan diyor. 2'ye şeyi soracağım işte. Her şirketleri soracağım mı? 2 lütfen. Özür dilerim. Ama anlayamadım cevabınızı. Lütfen açıkça ve daha yüksek sesle söyler misiniz? 2. 2 abi. 2 ulan 2. Anlamadım diyor. Bir daha tekrar. Ya. Lan siz sosyal hizmetlerden yardım almayıp orada emeklileri mi çalıştırıyorsunuz? Hı? Tamam soyadını verin diyor. Bizde de zaten soyadı var. Agustenkel. Alo. TBMMMM. Yok her şey arayacağım. Kim konuşuyor lan? Şunu bir arayabilir miyiz? Ya anlasana be kardeşim. Stepler ulan. Ya biri varmış Daniel Stepler'mış. Bu kadar ya. Nerede oturur bu Daniel Stepler? Var sorum. Yok canım, genel bilgilendirme değil. Genel bilgilendirmeden nerelere gittiğini mi sor? O da yemez ki. Kime ne kardeşim? Her yere gidiyordur ülke içinde. Listeyi de aldık. Şikayet etsem ne olacak? Zaman niye var lan? Bilgi yarışması mı bu? Tamam görüşürüz. Beni bir bırak bakayım. Beni bir bırak. Bir sürü şey oluyor. Kafeslerde sabah 9'da ne olur? Sana bir şey olmaz. Sana gece bakmam lazım. Belki farklı bir şey yaşarım. Bu adam hala uyuyor. Uyusun adamcağız. Bugün ne varmış? Yani prezident de söylüyor. Ne yaptığınız sizi ilgilendirir. Beni bağlamaz. Walt Walker. Ne güzel söz lan öyle. Bırakınız yapsınlar. Bırakınız etsinler. İki de mailimiz var. Diyor ki 9 kameraya çıkmazsanız gelip ağzınızı burnunuzu kıracak. Tamam mı? Çıkacağız. Çin yemeklerinde indirim. Ya ölmeden önce şu iki kamerayı açmamız lazım. Siz ne yapıyorsanız yapın ben hemen
şey yapacağım. Şunu bir çek. Üçüncü kameraya gel. Daniel Stettler takma adındaki August Henkel'i aratalım. Adresi işte. Numarasını da aldım. Arayayım bir de sen şurada mı oturuyorsun diye sorayım mı adama? Ertesi gün taşınsın değil mi? Oh, bu güzel oldu. Bu biraz rahatlattı neden? Soruyor işte 3 gün daha varmış da 3 güne biz çıkamıyoruz ki zaten. Hemen sana şunu göndereyim. 3. kafes değil mi? Bir emin olabilir miyim? 2, 3 böyle gidiyor numara. Tamam 3. kafes. Çekil. 3. kafese gel. Kafes 3'teki zaten otomatik o sayfayı açıyor. Niye panik yaptıysam. İşte adres. Ne kadar vereceksin sen bana? Tabi bunlar gönüllü iş. İstersen yaparsın, istersen yapmazsın. Yeni kafes açtığın sürece kulüp üyeliğin devam eder de ne kadar para kazanacağımı sonra göreceğim. Hadi 70 geldi diyelim. 140. 50 daha lazım. 50'yi de şuradan bulacağım. Lütfen cevabı bildirin. Chinese'lerde de %33 indirim var. Şunları değerlendirmem lazım ama. Benim ya mail ne zaman cevaplanıyor? Şunu hemen ne oluyor lan? Gene mi sen ya? Hey komşu. Bana ne oğlum? Adamım gerçekten çok kötü zamanlarda geliyorsun bak. Gel akşam ondan sonra beraber oturup Hitler'i izleriz ya. Canlı belgeselini izleriz. Ne istiyorsun daha? Beni gündüz rahat bırak. Paramı aldım. Aldım 75'imi. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Bak bu güzel. Ne oluyor? Ha, yapıyı soruyorsun. Kaçtaki? 7'deki. Ben zaten onu arıyorum. 7 dediğin şu değil mi? 7 evet. Şuradaki yapıyı zaten bulsam adamı kurtaracağım. Parasında değilim aslında. 5. kafesteki ismi soruyorsun. O da şu matbaacılar. Ben bunlardan bir isim yakaladım. Ertesi günün saat 9'u olmadan bizim şu kafesleri açmamız lazım. Yoksa kovulacağız. Artık kirayı falan geçtim. Ertesi gün gelecek. Onu öderiz bir şekilde. Şey için vaktim var mı çalışmak? Varsa da ben şu riski alamam. Şunu yaptık artık tamam mı? Şu üzerimizden bir kalktı. Bizi şu saatten sonra kulüpten kovamayacaklar bu hafta. Açtık kafesi. Yani onlar yarın sabah açılır beni ilgilendirmez. Hep aynı saat 9'da açılıyor zaten. Tamam. Ben açtım. Kameralarımızı açtık. Şu saatten sonra kira parasını çıkaralım. Bir de işe gidip gelsek olay bitmiştir. Bitmiştir. Dolapta bir şey yok ama değil mi? Dolap boş. Yemek, Çin yemeğiyle indirim varken alabilir miyiz? Kira gelirse ne yapacağız? Hı? Sen Allah aşkına bir dur. Harcamaları görüyoruz. Yeni kafes aldık tabii. Hı? Kalendere bakalım. Yarın kiracı gelecek. 90 hazırla yoksa olmaz. Tamam işte bu 3 günde bir bu kirayı alacaklar. Bir de öğleden sonra geliyormuş. Bu önemli bir detay. Niye öğleden sonraya kadar para biriktirebiliriz ya da şu riski alırız ya. Bana acil lazım çünkü. 7 şunu araştıracağım. Onu hemen bulamam ama şurada elimde bir isim var. Adam konuşuyordu ve patronları geldi. Fiona Bates ismini verdi. Bahsettikleri şeytani ürün alfa katını bu olsa gerek. Cevaplarınızı değerlendireceğiz. İstediğiniz gibi değerlendirin. Ben bu riski alamam. İki şekilde değerlendirmem lazım. 4 saatte 38 dolar alırsam ne olur? Yetmez ki. Yetmez ki. Yetmez. En az 45 dolarlık işe ihtiyacım var. 2 saatte 14 olur. Şu olmaz ama.
70 gelse ne olur? Olur. Cevap yanlışsa zaten her türlü bittik. 4 saat. Akşam 8 olur. Bir şey olmaz. Ben şunu yapayım. Ben işe gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum. O para sesi miydi? O para sesi miydi? O para sesiydi, değil mi? Para geldi. Doğru tahmin ettik o zaman. O zaman doğru tahmin etmişizdir. Adamın telefonundan öğrendik o ismimiz. Controller. Geçmiş olsun. Çok motive edin. Ne zaman istersen geri gel diyor. Geliriz ya. Paramızı aldığımız sürece geliriz. Üst katta gene fasıl mı var? Gibi. Gibi. Tabii canım. Ne oluyor? Ha, ver aldık. Şimdi şu hesabı bir yapalım. 90'ı çık oradan. 90'ı çıktığım anda 68 dolarımız var. İstediğimiz gibi harcarız. Niye? Açmışız biz kafeslerimizi. Sabah 9'da da açılacak mis gibi. Çok rahatız. Çok rahatız. Gelin biz işlerimizi halledelim ama önce şu Samuray Ninja'dan bir yemek söyleyelim ölmeden. Faker gelin damından atlayamadım. Şunu ne yapsak? Stoklayalım mı? Güzel dolduruyor çünkü. Sağlık gidiyor ya. Onun dışında bir problem yok. Alayım ya ne olacak 48'lik 110 90 20 de cebimize kalsın nedir yani. Bir saate geliyor mu gelsin hiç acelem yok. 90'ı kiraya vereceğim onu tutuyorum cebimde. Bir de öğleden sonra gelecekmiş. Yani o ara şuna bile giderim ki. 9'da 1. Yok kapatmıyor onu. 8 saat. Şunu sabah arayabilirim. Onu sabah arayabilirim. Uyuyabilirim. İşe gidebilirim. İşe gelip gideyim. Yeni kameralar açılsın. Yeni kameralar açıldığında 8 saat diyor. Yemek geldi. Allah'ım her şey çok hızlı oluyor. Gene Samuray Ninja geldi. Bahşiş vermezsem dövecek misin beni? Şunu bir dinle. Yok canım ya. Tekrar görüşürüz canım. Şu anda yarın kira ödeyeceğim için kuruşların hesabını yapıyorum. Yoksa seni görüyorum, sen de bilirsin. Tekrar geleceğim. Bu sefer bozuk öyle falan gelecek. Canımızı yakacak. Hızlı düşünmem lazım. Seni değerlendiririm ama gelince uykum olmaz. Karnım acıkır. Kirayı ödeyebilirim. Ama sabah olmuş olur. Kiracı gelene kadar da yatsam kameralar zaten açılmış olacak. Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Gün değişecek. Gün değişecek. Ona yapacak bir şey yok. Bugünü burada sonlandırmış olacağız yani. Buna yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu an mis gibi. Tahminlerimiz doğru. Verdiğimiz bilgiler doğru. Sadece o kafeslerdekilerini, maymunları arayabiliriz. O da tamamen keyfi. Tamamen keyfine yaparız. Biz ölüyoruz yalnız. Dinleniyoruz. İstemeden de olsa dinleniyoruz. Çünkü bayıldık artık işten gelince. Önemli olan saat kaç. Beni ilgilendiren şey o. İşten geldiğimiz gibi yatağa atladık ki zaten amacım oydu. Gelip yatağa atlayıp kirayı ödeyecektik zaten. Ayrıyeten seviye 2 olmuşuz. 5 gün sonra da 16 kameraya çıkın diyor. Onu da her türlü yaparız. Şu anda kontrolümüz yerinde. Kein Problem.